Bu rapor hiçbir işimize yaramaz. Niye? Nasıl işimize yaramaz? Yani konusunda uzman birinin görüşü kale alınmayacak mı şimdi? Tabii ki de kale alınır ama bu rapor bir işimize yarayacaksa kullanmayı tercih ederim. Ne yazıyor ki raporda? Boşanamazlar mı yazıyor? Kerem, boşanabilirler veya boşanamazlar diye rapor sonucu olmaz. Uzman bizim hakkımızdaki görüşünü bildirir. Yani bizim hakkımızdaki düşüncelerini beyan eder. Bir görebilir miyim şunu, merak ettim. Ya da sen bize anlatsana neymiş bu? Yani aslında çok da detay yok. Başvuruda bulunan şahısların, yani sizlerin boşanma konusunda ısrarlı olsalar da gözlemime göre birbirleriyle ilgili olumsuz bulguya rastlayamadığını belirtmiş. Olumsuz bir bu. Ne yapacaktık? Önünde kavga mı edecektik terapistin? Evet, ne yapmamızı bekliyordu ki? Yani açıkça yazmış. Sizin belirttiğiniz argümanları destekleyecek bir bulgu bulamamış. Bu yüzden de bir kanaat getiremediğini belirtmiş. Yani boşu boşuna gitmiş olduk o kadar. Şimdi hakim bu raporu görse bizi boşamaz mı diyorsun? Kesinlikle. Bu yüzden ben de kullanmayacağımızı söyledim. Başladığımız yere geri döndük demek ki. O zaman boşanma duruşmasına kadar iyi mi hazırlanmamız lazım ha? Bu vakti iyi değerlendireceğiz. Yani tabii tabii Kerem, daha iyi oynamamız lazım. İşte hep kavga ettiğimiz için kolay olur sanmıştım ama. İşte olmuyormuş demek ki. Şey yapalım ya, bence bak bu oyunculukta da var. Kavga eden çiftleri izleyelim. Nasıl kavga ediyor? Vücut dili. Vücut dili çok önemli. Doğru, mantıklı. Çok pardon. Bir şey diyeceğim. Siz neden boşanmaya çalışıyorsunuz? Bana söylemediğiniz bir şey mi var? Vardır tabii. Yani gündemde olmayan bazı şeyler vardır. Her şeyi de sana söyleyecek değiliz şimdi Nermin. Benim pek dönüşü olmayan hatalarım oldu, öyle diyelim. Ama sağ olsun Ayşe anlayışlı davrandı. O yüzden bu anlaşmalı boşanma. Evet, çok anlayışlıyımdır ben. Sen her şeyi sakla bakalım Kerem Efendi. Bakalım okulun sırrını ne kadar saklayabileceksin.